Evet, hanımlar, çocuklar. Kusura bakmayın, biraz sesim düşmüş. Hamınıza hoş geldin diyorum. Ve hürmetli Azerbaycan'ın basın emekçileri, hamınızı selamıyla. Bugün bizim için çok gurur verici bir gündür. Ve biz çok mutluyuz. İki cehetten biz beraber Karabağ adını taşıyırdık ki arzumuz gerçekleşsin. Ali hürmetli başkomutanımız Cenab-ı Prezident 44 günde biz hayal edirdik ama o 44 günde oturdu komutanlığın arkasında hem bize her gün enformasyon verdi hem cepheyi yönlendirdi ve Allah'a şükür Karabağ artık hakiki Azerbaycan'da ve gene de farklı Azerbaycan'da. Karabağ Azerbaycan'da. ...2001 yılında merhum liderimizin ziyaretinde olanlar kabulünde gösteriş verdi ki bir kulüp al adını Karabağ koy. Karabağ'da vardı zahir kulüpler. Adam kulübü de bize geliyordu müdürü. Çağırdım dedim gel görün bunun bütçesi nedir? Değil ben hesaplamışım ilde 32 bin manattır. Dedim söz yani 35 bin olmayacak. Dedi ki ben size söz veririm. İlde 35-32 bin manata ben bu işi başa çarptırırım. Ben üzerinde düşündüm dedim ama bunun 10 katı olsun ilde. Doğrusu Karabağ aldıktan sonra büyük bir mesuliyetin merhum milli liderimiz tarafından bana verildiğinin farkına vardım. Kaçkınların, göçkünlerin onunla nefes çekmesi ve Karabağ'ın adını dünyaya duyurması. Bu çok büyük bir mesuliyet koydu boyunca. Ona göre elimizden geleni eledik. Bizim insanın niyeti yaxşı olarsa istediğini tapar. Ve bir iki tane meclisi vardı bizde iyiydiler ama kurban verdim birden gördüm ki Tayyip Bey'le koymuşlar. Medetler meclisinde dedim hayırlı olsun. Bizim bir nikah açıklığımız vardı. Bir müessesede eğer düzgünlük yoksa memleket almaz. Bu futbol işinde de bana yeter bu da çok oyunlar bana. Ben dedim inşallah Peygamber'e duyuruz ki o oyundan kenar bırak, düz yürüyün bizim gibi. Ve kurban bey buldu. O da sıradan müstahim gibi bir temizdi, parkta, niyeti parkta. Bu niyetler, bu iyi niyet Karabağ şampiyonu. Karabağ'da Azerbaycan için bizim gözümüzde kulüpler üstü bir kulüp. Yani manevi cihetler, ülkemizin çektiği eziyetler, kadın çektiği eziyetler, çok büyük bir zayıha işte gördüğümüz bütün ülkeyi karar etmişler. Baş başımızda bırakmamışlar. Tersi diye insan bazen başılaşır. Gözü de bir manada başılaştı. Ben zararı da sonunda gider onların gözüne. Ve dedi. Ona göre ben çok şeyler duyuyorum. Çok koşmaktan futbolcularımıza teşekkür ederim. Bunların ailelerine de selam söylüyorum. Ve bu güzel günleri bize yaşattılar. Bizim
Bu güzel günler, özel bir hal.